kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kayıp yurttaşımızın bir an evvel bulunmasını ve zararların devlet tarafından telafi edilmesini bekliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız, iki genel başkan yardımcımız oradalar. Durumu yakından takip ediyorlar. Ve genel merkezimizi de, genel başkanımızı da sürekli bilgilendiriyorlar. Bursalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yine hafta sonunda Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüyle yürütülen mücadelede bir Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize sabır diliyorum. Değerli basın mensupları, hafta sonu 1 milyon 670 bin öğrencimiz LGS sınavına girdi. Öğrencilerimiz, velilerimiz okul bahçelerine balık istifi gibi dolmak zorunda kaldılar. Ne sosyal mesafe kaldı ne de diğer tedbirler. Veliler, öğrenciler haftalardır buna bir çözüm bulunsun diye uğraştılar. Ama saray ailesine ve kibirli sahibine bir türlü seslerini duyuramadılar. Çocuklarımızın sağlığıyla büyük bir kumar oynanıyor. Sonra havuz medyasının dolma tüfek yandaş yorumcuları devreye sokuluyor. Başlıyorlar milleti sorumsuzlukla suçlamaya. Neden yüzüne maskeyi, kafana da sosyal mesafeyi takmıyorsun diye aziz milletimize yüklendikçe yükleniyorlar. Ama yöneticilerin hiçbir kusuru yok. Süreci yönetenler gayri ciddileşirse, gerekli önlemleri almazsa vatandaş buna ne yapsın? Müflis bezirgen siyaseti Türkiye'de zirve yapıyor. Her şey bir yana. Sarayın kibirlisi, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı üzerlerine aldıkları bu vebalin farkındalar mı? Hiç sanmıyorum. Bu hafta sonu da 2 milyon 433 bin öğrencimiz YKS sınavına girecek. Umarız bu hafta yetkililer çok daha dikkatli olur ve benzer görüntüler yaşanmaz. Lütfen sınavlarda kazanan virüs değil, çocuklarımız ve çocuklarımızın sağlığı olsun. Değerli basın mensupları, son dönemde salgınla mücadelede Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun çelişkili ifadeleri dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı hekimlerin test taleplerine kısıtlama getirdi. Hastayla teması olan ancak belirti göstermeyenlere artık test yapılmayacakmış. Hasta olmayan taşıyıcılar da dikkate alınmayacakmış. Anlaşılan test sayısı azaltılarak hasta sayısı düşürülmek isteniyor. Sağlık Bakanı her gün milleti tedbir almıyorsunuz diye suçlayıp duruyor. Peki test sayısını çoğaltmak gerekirken böyle bir ortamda azaltmak nereden çıktı? Almanya'da her 1 milyon kişi için yapılan test sayısı 60 bin. Bizde 35 bin. Yarı yarıya. Sarayın kibirli sesi bile hastalıkla mücadelede mevzi kaybediyoruz diyor. Ama mücadelede en önemli tahkimat olan test sayıları bir türlü arttırılmıyor. Biz hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Bugün tedbirleri gevşetenler yarın takdire bahane aramasın. Değerli basın mensupları, dün babalar günüydü. Özellikle son yıllarda ülkemizde babalık çok zor zanaat oldu. Alın teriyle çalışacak iş bulmak zor. İş bulsan emeğinin karşılığını almak zor. Evine ekmek götürmek zor. Evladına harçlık vermek zor. Borçları, faturaları ödemek zor. Yani 2020 Türkiye'sinde baba olmak zor mu zor? Sarayın müflis bezirgen siyaseti sayesinde bu ülkede daha önce görmediğimiz şeyleri görür olduk. Tabaklardaki artık yemekleri toplayan anaları, babaları gördük. Yavrusunun cansız bedenini çuvala koyup karda kışta sırtında kilometrelerce taşıyan babaları gördük. Çocuğuna okul pantolonunu alamadığı için canına kıyan babaları gördük. Bunları milletimiz yaşadı, gördü. Ama asıl görmesi gerekenler, yetkili makamlarda oturanlar görmedi, duymadı, hissetmedi. Dahasını da gördük. Bu ülkede bazı babalar kan ağlarken, evdeki paraları sıfırlama talimatı veren başka babaları da gördük. Millet evine tek maaş götüremezken, milletin sırtından üçer beşer maaş devşirmeye çalışan saray sosyetesi mensuplarını gördük. Şu salgın döneminde bile hiç sıkılmadan kamu bankalarının yönetim kurullarını talan ettiler. Bütçeyi bitirdiler. Şimdi tüy bitmedik yetimin hakkı olan milyonlarca doları kayınpederin ve damadın başında oturduğu varlık fonu eliyle şirket ve banka kurtarmaya harcıyorlar. Ne Allah'tan korktular
ne de kuldan utandılar. Anadolu'nun, Anadolu irfanının gür sesi Aşık Mahsuni'nin dediği gibi. Milletin sırtından doyan doyana, bunu gören yürek nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi. Bilin ki yaptıklarınız ve yapmadıklarınızla tüm mazlumların ahı üzerinizde ve unutmayın, mazlumun ahı indirir şahı. Bu memlekette hiç kimse söylemese de Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleri söylemeye devam edecek. Milletin sırtından doyanlarla mücadelemiz sürecek. Milletimiz her şeyin en iyisine layıktır. Milletimizi layık olduğu yönetime, refaha, huzura ve dayanışmaya kavuşturma, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne taşıma, ülkemizi dünyanın gelişmişlik liginde hak ettiği yere çıkarma gayretlerimiz artarak sürecektir. Bugünler geçecek. Bu memleketteki her çocuk anasıyla babasıyla geleceğe umutla bakacak. Bu vesileyle evlatlarına, ailelerine güç veren tüm fedakar babalarımızın babalar gününü bir kez daha kutluyoruz. Ve yine bugün Amasya Tamimi'nin de yıl dönümü. Milletimizin emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nın ve ulusal egemenliğin ateşinin yakıldığı, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağının ilan edildiği, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Amasya Genelgesi'nin 101. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Değerli basın mensupları, bu iktidarın elinde sofralarımızın bereketi kaçtı. Mutfaktaki tencereler boşaldı. Vatandaşlarımız pazarda tezgahlara, markette raflara artık elini uzatamaz oldu. Her şey ateş pahası. Yaz geldi ama sebzenin, meyvenin yanına hala yanaşılmıyor. Hafta sonu bir markete gittim. Sivri biberin kilosu olmuş 12 lira. Yeşil fasulyenin kilosu olmuş 12,5 lira. Barbunya'nın kilosu 14,5 lira. Yeşil eriğin kilosu 14,5 lira. Kayısının kilosu 12,5 lira. Şeftalinin kilosu 10 lira. Kirozun kilosu da 20 lira. Bir kalıp beyaz peynir 36 lira. Etin fiyatını söylemiyorum bile. Milletimiz mevsiminde bir taze fasulye pişireyim, içine birazcık da et koyayım, yanına bir de pilav yapayım, üstüne çocuklarla bir tabakta kiraz yiyelim dese, gerekenleri almaya neredeyse küçük bir servet harcaması lazım. Vatandaşın tenceresinde aç değil de dert kaynıyor. Milletimiz sadece korona ile değil, pahalılık virüsüyle de mücadele ediyor. Ama iktidarın pravdasına dönen Anadolu Ajansı'na bakarsanız Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye'ymiş. Alman vatandaşı orada aldığı asgari ücretle Almanya'da 15 sepet ürün alacakken Türkiye'de 34 sepet ürün alabiliyor. Bu doğru. Türkiye Alman'a Almanya'dan ucuz. Bu da doğru. Ama benim asgari ücretli vatandaşım Alman vatandaşının aldığı ürün sepetinin aynısını almaya kalksa sadece 8 sepet alabiliyor. Alman ne kadar alıyordu? 34 sepet. Yani Alman'ın asgari ücretlisi bizim asgari ücretlimizin alabildiğinin 4 mislinden fazlasını alıyor. Alman vatandaşına ucuz olan bizim milletimize pahalı. Sözün özü şu, Anadolu Ajansı'nın övdüğü ucuzluğun bizim milletimize hiçbir hayrı yok. Balık baştan kokar derler. Baştakiler yalanı gerçek gibi anlatınca devletin ajansı da böyle haber yapıyor. Artık milletle alenen alay ediyorlar. Değerli basın mensupları, atalarımız yalanın kemiği yok ki boğazına batsın demiş. Karşımızdaki yalanı hakikat gibi anlatan müflis bezirgen siyaseti artık zırvada zirve yapmaya başladı. Hafta sonu öğrendik ki dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine hiç olmadığımız kadar yakınmışız. Bunu kim söylüyor? Millete salgın günlerinde IBAN numarası atıp para dilenen sarayın kibirlisi söylüyor. Madem işler bu kadar iyiydi, millete IBAN numarası gönderip bu ülkeyi dünyayı rezil edeceğinize milletin hesabına para göndereydiniz. Esnaf, işçi, çiftçi, sanayici şu salgında herkes perişan oldu. El alemin hükümetleri vatandaşlarını paraya boğarken siz ezberinizi bozmayıp milleti faizle borca batırdınız. Madem ekonomi ilk ona girecek kadar güçlüydü, şu zor günlerde evde oturmak zorunda kalan esnafın, çiftçinin, işçinin,
zararlarını bir güzel telafi etseydiniz ya, millete 5 maskeyi bedava dağıtamadınız. Ama maske takmayana 900 lira ceza yazacağım diyorsunuz. Ondan sonra da kalkıp en zengin 10 ülkeden biri olmaya her zamankinden daha yakınız diyorsunuz. Bunlar çıktıkları kibir kulelerinde artık herkesi kör, alemi de sersem sanıyor. Halep oradaysa arşında burada. Ucube tek adam rejimine geçtiğimiz sadece son 2 yılda milli gelirimiz 100 milyar dolar eriyerek 754 milyar dolara düştü. Bu yıl 700 milyar dolarında altına düşecek bu milli gelir. Sadece bu ucube tek adam parti devleti rejimi süresince. 2017'nin sonunda dünyanın en büyük 17. ekonomisiydik. Ucube tek adam rejimi sayesinde 2019'da 19. sıraya düştük. 2 yılda 2 basamak birden geriledik. Bu yılın sonunda muhtemelen İsviçre ile yer değiştirip 20. sıraya düşmemiz de kaçınılmaz olacak. Erdoğan yönetimi 18 yılda ülkemizi 20 yıl önceki seviyesine düşürecek. Hem de çok daha fazla borçla, geçmiş tüm cumhuriyet hükümetlerinin mirasını elde avuçta kalan her şeyi satmış, rehin etmiş bir ekonomi olarak. 20 yıl döneceğiz, dolaşacağız, sonunda aynı yere geleceğiz, bir mesafe kat etmemiş olacağız. Bir arpa boyu yol gitmemiş olacağız. Bunun milletimize gerçek faturası ise 2018 Haziran'ından bugüne 2 milyon 281 bin yurttaşımızın işini, gücünü kaybetmesi oldu. Bu müflis bezirgan siyasetinin, ucube tek adam rejiminin milletimizin sırtına yüklediği gerçek yük bu işsizliktir. Şimdi hangi yüzle çıkıp ilk 10 ekonomiye girmekten bahsediyorsunuz? İnsanların fikri neyse zikri de o olmalı. Ucube tek adam rejiminin getirdiği 11. kalkınma planı kabul edileli 1 yıl bile olmadı. Saray daha önce 2023'te 2 trilyon dolar olacağını söylediği milli gelir hedefini 11. kalkınma planında 1 trilyon dolara indirdi. Yani milli gelir hedefini yarı yarıya iskonto etmiş oldu. En büyük 10 ekonomi iddiasından da bu suretle vazgeçtiğini o gün ilan etti. Şimdi bakın bugün milli gelir sıralamasında 10. sırada kim var? Kanada. Kanada'nın milli geliri ne kadar? 1,7 trilyon dolar. Kanada 2023'e kadar hiç büyümese, hep aynı yerde saysa, 2023'te Kanada ile aramızda 1 trilyon ya hedef, bizim hedefimiz. 700 milyar dolarlık bir açık kalıyor. Şimdi siyasetin bu teo pehlivanlarına soruyoruz, bu açık nasıl kapatılacak? En büyük 10 ekonomi arasına girmek için borçlanmaktan başka bugüne kadar ne yaptınız? Bundan sonra bunun üzerine ne yapacaksınız da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz? TÜİK'in başındaki saray damadına talimat verip milli gelire hokus pokus yapıp Türkiye'ye kağıt üstünde 1,5 Türkiye daha mı ekleyeceksiniz? Peki Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına giremez mi? Elbette girer. Ama bu ucube rejimle ve bu müflis bezirgan siyasetiyle bu olmaz. Hep söyledik. Ülkede hak, hukuk ve adalet olmadan millet zenginleşemez. Çok uzağa gitmeye gerek yok. 22 Haziran 2020 Türkiye'sinde yaşadığımız tabloya bir bakalım. Saray sosyetesi daha önce tarafsız olan Cumhurbaşkanı için getirilmiş yasaların arkasına saklanıyor. Erdoğan tarafsız bir cumhurbaşkanı mı bugün? Hayır değil. Yeminini tutmadı, AK Parti'nin genel başkanı oldu. Yani diğer parti genel başkanlarından hiçbir farkı yok. Bizim genel başkanımıza söylenen laf siyasi eleştiri kabul ediliyor. Ama aynı laflar AK Parti genel başkanına söylenince cumhurbaşkanına hakaret davası açılıyor. Arkasından gözaltılar, cezalar. 97 milletvekilimiz hakkında 217 tane fezleke düzenlenmiş ve meclise gönderilmiş. Bunun 141'i Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. Yani her 100 fezlekenin 65'i Cumhurbaşkanı'na hakaret.
Eğer bununla bize gözdağı vermeye falan kalkıyorsanız şunu baştan söyleyelim. Demirden korksak trene binmezdik. Bu durumda bir de şunu konuşalım. Nerede kuvvetler ayrılığı? Nerede denge? Nerede denetim? Nerede saydamlık ve millet iradesinin tecelligahı meclise hesap verme? AK Parti Genel Başkanı nerede bitiyor? Cumhurbaşkanlığı nerede başlıyor? Bu belli değil. Bu arada anayasa ve teamüllere aykırı olarak milletvekillerimizle ilgili mahkeme kararını dönem sonuna bırakmadan okutan, milletin seçtiği vekillerin hukukuna değil, sarayın talimatına uyan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri Devlet Bahçeli'nin destekleriyle diyerek yeni döneme de adaylığını açıkladı. Bu sözlerle de kıblesinin milletvekilinin meclisin hukuku değil, saray ve bekçisinin talimatları olacağını itiraf etti. AK Partili ve MHP'li vekil arkadaşlarıma sesleniyoruz. Bugün bizim vekilimizin hakkını hiçe sayan bu zihniyet, yarın saray ve bekçisinin talimatıyla milletin emaneti demez, sizi de biçer. Böyle ucube bir rejimle bu güzel ülke nasıl kalkınır? Aş iş nasıl büyür? Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyet'in kurucu babaları bunu görmüş ve yeni devletin temelini adalet üzerine inşa etmiş. Onun için mahkeme salonlarında adalet mülkün temelidir diye yazar. Ama saray adaletin terazisinin ayarını bozuyor. 12 Eylül darbecilerin bile yapamadığını bugün yapmaya hazırlanıyor. Baroları bölüp parçalamaya uğraşıyor. Baro başkanlarının neredeyse tamamı söz konusu düzenlemeye karşı itiraz ediyor. Saray ise bu sesi duymuyor. Vatandaşın savunma hakkına göz diken bir ülkede adalet olur mu? Adaletin olmadığı yerde mülk olur mu? Huzur ve refah olur mu? Baro başkanları tepkilerini dile getirmek için yürüyüş yaptılar. Anıtkabir'e gitmek istediler ama başkentin girişinde polis barikatlarıyla durduruldular. Avukatlarla kanunsuz emre uyan polisler arasında arbede çıktı. Bu bugün hem Türk demokrasi tarihinde hem de yargı tarihinde kapkara bir gündür. Polis engellemesine gerekçe olarak sadece valilik izin vermedi diyor. Oysa Ankara Barosu Başkanı'nın açıklamalarına göre valiliğe yazılı olarak bilgi verilmiş, herhangi bir ret cevabı da gelmemiş. Tekrar ediyoruz, barışçıl gösteri ve yürüyüş devletin lütfu değil, bir vatandaşlık hakkıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk devleti için, savunma hakkı için mücadele veren gerçek hukuk insanlarının her zaman yanında olacağız. Değerli basın mensupları, saray hesabı kitabı bilmediği kadar hesap vermeyi de sevmiyor. Biz yine de milletimiz adına soralım. F-35 uçakları için Amerika Birleşik Devletleri'ne şu ana kadar 1,5 milyar dolar verdik. Uçakları alabildik mi? Alamadık. S-400 hava savunma sistemleri için Rusya'ya 2,5 milyar dolar verdik. Şimdi bu savunma sistemlerini kullanabiliyor muyuz? Hayır. İktidar iki cami arasında bir namaz kaldı. Milletin cebinden 4 milyar dolar çıktı. Elde ne uçuracak uçak var ne de kullanılabilen füzeler. Şimdi bu 4 milyar dolar ne olacak? Bir defa daha söyleyelim. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasına girmesinin reçetesi bellidir. Önce işe hukukun üstünlüğüyle, bağımsız yargıyla, kuvvetler ayrılığıyla, denge ve denetim mekanizmalarıyla, çoğulcu siyasetle, istişareyle, saydamlık ve hesap verebilirlikle güçlendirilmiş yepyeni bir parlamenter rejimi kurarak başlayacağız. Biz ülkemizin potansiyeline ve parlak geleceğine inanıyoruz. Yeter ki bu ülke iyi yönetilsin. Bizim dışa açık gelişmiş bir piyasa ekonomimiz, küresel katma değer zincirlerinde kendine yer bulmuş şirketlerimiz, dünyanın her yerinde ter döken girişimcilerimiz, uyum kabiliyeti yüksek, dinamik, genç bir iş gücümüz, genç nüfusumuz ve olağanüstü bir coğrafi avantajımız var. 4 ila 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 56 ülkeye 1,5 milyarlık nüfusa 24 trilyon dolarlık bir pazara bu ülkeden erişmek mümkün. Sahip olduğumuz bu avantajları geliştirerek, yarışma gücümüzü arttırarak, üreterek,
dayanışmayı ve kazancı hakça paylaşmayı sağlayacak sosyal devleti yeniden güçlendirerek, yeni ve güçlü bir refah devletini kurarak ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapacağız. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim bize iletilen sorular var. Fox TV tarafından iletilen ilk soru şöyle. Kıdem tazminatı konusu tartışılmaya devam ediyor. Hükümetin yaptığı son çalışmada tamamlayıcı emeklilik sistemine yalnız özel sektör çalışanlarının katılacağı ifade ediliyor. Bu sayede kamu ve özel ayrımı yapılarak işçilerin birliğinin kırılmasının hedeflendiği de ifade ediliyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Biz baştan itibaren kıdem tazminatı konusunda 3 büyük konfederasyon başkanının üzerinde uzlaşmadığı hiçbir çözümü kabul etmeyeceğimizi açıkladık. Bunun ötesinde çalışanları birbirine düşürerek kamu çalışanı, özel çalışanı, özel kesim çalışanı diye karşı karşıya getirerek işçi kesimini bölmenin kimseye sağlayacağı bir avantaj yoktur. Kaldı ki böyle bir farklılık yaptığınız zaman çalışanlar arasında ayrım yaptığınız için bu anayasaya aykırı olur. Anayasa Mahkemesi'nden de döner. Evet. Efendim Ulusal Kanal tarafından iletilen bir soru var. Şöyle, TBMM 20. dönem Başkan Vekili ve Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Hasan Korkmazcan'ın çağrısında HDP kapatılsın kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar 135 aydın destek verdiği imza metniyle mecliste grubu bulunan partilere de HDP'nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması yönünde çağrı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çağrıya yanıtı ne olacak? Ülkemizin siyasi yaşamında siyasi partilerin kapatılmasının bugüne kadar çok ciddi travmalara yol açtığını gördük. Çok açık söyleyeyim, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, demokrasiden yana bir parti olarak siyasi parti kapatılmasına karşıyız. Siyasi parti mensuplarının işledikleri suçlar varsa bunlar tabii sonuna kadar cezalandırılmalı. Ama siyasi parti kapatmak iyi işleyen bir demokraside geçerli bir yol değildir. Siyasi partileri ancak millet oylarıyla kapatabilmelidir. Efendim Show TV tarafından iletilen bir soru var. Şöyle, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin İzmir İl Kongresi'nde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerini ve sabrın da bir sonu var tepkisini göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tunç Soyer Millet İttifakı'nın adayıdır ve sonuç itibariyle Millet İttifakı olarak burada sıkıntılarımız varsa bu sıkıntılarımızı kendi aramızda çözeriz. Efendim A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. Şöyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldığı bir video telekonferansta aklımda İzmir parası çıkarmak vardı ifadesini kullandı. Ve İzmir bayrağı çalışmalarından bahsetti. Soyer'in açıklamaları eyalet hayali olarak yorumlandı. Soyer'in açıklamaları partinin görüşünü yansıtıyor mu? CHP'nin bu açıklamaya bakışı nedir? Şimdi ben bu açıklamalar nerede yapılmış diye baktım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bu açıklamaları turizmcilerle yapmış olduğu bir konferans, dijital konferans görüşmesinde yapmış. Öyle anlaşılıyor ki bütün bunlar, yani yapılacak olan bu şeyler tamamen İzmir'in tanıtılmasına yönelik bir takım uygulamalar. Bu ülkede kimin para basacağı bellidir. Bu ülkenin bayrağı da bellidir. Bunlar sadece İzmir'i tanıtmak, İzmir'i İzmir'i markalaştırmak, dünya turizmde daha yukarılara çıkarabilmek için yapılmış olan bir takım promosyon projeleridir. Öküzün altında buzağı aramaya gerek yoktur. Efendim, Halk TV tarafından bir soru iletildi. Adalet Bakanlığı'ndan Baro Başkanlığı'nın yürüyüşüne ilişkin ilk açıklama geldi.
Açıklamada savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamadan yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi baro düzenlemesinde bir geri adım bekliyor mu? Barolarla ilgili yapılacak düzenlemede öncelikle beklediğimiz husus şudur. Ne yapılmak istendiği ilgili sivil toplum kuruluşuyla paylaşılmalı ve önce onların görüşleri alınmalıdır. Değişiklik olur mu, olmaz mı? Bunlardan önce bir medeni, bu çağdaş demokrasilerde gördüğümüz bir istişare mekanizmasının barolarla bu düzenlemeyi yapmak isteyen Adalet Bakanlığı ise Adalet Bakanlığı arasında ciddi bir istişare mekanizmasının çalıştırılmasıdır. Daha sonra bu tabii Büyük Millet Meclisi'nde de ele alınacaktır. Ama şu anda gerçekten konuşulanlara baktığımız zaman durum ülkede savunma hakkını ciddi ölçüde geriletecek nitelikte, savunmayı bölecek nitelikte, savunmayı siyasileştirecek nitelikte gözüküyor. Bunun ise hep söylüyorum, hukukun terazisinin ayarını daha da bozacağı açık. Zaten bozulmuş olan ayarı. Bunun da neticesinde bu ülkede hukuk devletinden, hukukun üstünlüğünden biraz daha uzaklaşacağız. Avukatları da milletin hakkını arayamaz hale getirirsek, ondan sonra bu ülkede ne yatırım beklemeliyiz, ne de iş beklemeliyiz, ne de bu ülkenin zenginleşmesini beklemeliyiz. Çok açık söylüyorum, adalet hepimize lazım. Ama adalet mutfaktaki tencerenin dolması için çok daha önemlidir. Efendim, Halk TV tarafından yine son dakika iletilen bir soru daha var. Şöyle, Bursa'daki sel felaketinde taşan Mandıras Deresi'nin 2016 yılında dönemin belediye başkanı Recep Altepe tarafından ıslah edildiğinin duyurulduğu ortaya çıktı. Altepe o günlerde dere artık disiplin altına alındı dediği ortaya çıktı. Fakat bugün o derenin taşması sonucu sel etkisini arttırdı ve can kayıpları yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'daki ölümlerle ilgili bir komisyon veya araştırma girişimi olacak mıdır? Bursa'da ikisi genel başkan yardımcısı, biri de meclis divan üyesi olmak üzere 5 tane milletvekilimiz vardır. Milletvekillerimiz şu anda bu olayların arkasındaki nedenleri araştırmak için sahadadırlar. Biraz önce MK toplantısına sadece Orhan Bey katıldı. O da gece sabaha kadar, 4'e kadar sahadaymış. Ondan sonra bize bilgi vermek için yukarıya geldi. Konunun üzerinde ısrarla durulması gerekiyor. Yani 5 yurttaşımız hayatını kaybetti. 1 yurttaşımız kayıp. Dolayısıyla son derece önemli bir sel felaketi yaşadık. Bu felaketin arkasında ne var? Gerçekten ihmal var mı? Yine sadece o bölgelerde değil, şehrin içine varan sıkıntılar da var. Bütün bunların ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Ha şunu da söyleyeyim. Özellikle o bölge meyvacılığın önemli olduğu bir bölge. Bu bölgedeki ürünler ihracata dönük ürünler. Şimdi burada tabii sel felaketi ve suyun bu meyvalıklarda ne kadar kalacağına bağlı olarak ciddi bir zararın ortaya çıkması söz konusu. Bütün bunların yerinde tespit edilmesi, incelenmesi ve bununla ilgili yapılacakların takip edilmesi gerekiyor. Milletvekili arkadaşlarımız da bu konunun üzerinde hassasiyette duruyorlar. Ben teşekkür ediyorum.